Şimdi bu yasayı desteklemek ya da kenarından köşesinden ya olabilir gibi bakmak imkansız. Biz çünkü düşünce olarak, yapı olarak can deriz, can. Can bitkiler, hayvanlar, insanlar herkesi kapsar ve bu dünya herkese ait. Biz önce o canların yaşam alanlarını kısıtlayıp daha sonra suçlu gibi katledilmesi, çünkü bu artık uyutulmak çok komik bir kelime, biraz hafifleştirmeye çalıştırılıyor. O canları öldürmek, katletmek, bu bize yakışacak bir şey değil. Biz bundan çok çok rahatsızız. Umuyoruz ki hep birlikte olursak bunu başaramayacaklar. Bu hayvanları uyutma ötenazi yasası hakkında bu kadar cana nasıl kıyacaklar, vicdanları nasıl el verecek? Halk olarak göreceğiz, buna kimse göz yummayacak, bunu çok iyi biliyorum. Son zamanlarda çok fazla konuştuk. Tabii ki hayvanlardan ayrı bir yaşam düşünülemez. Nasıl ki biz bir çevreci grup olarak çevreden ayrı bir yaşam düşünemediğimiz gibi. Tabii ki hayvanlarla birlikte yaşamayı bilmek ve öğrenmek gerekiyor. Biz bir çevreci grup olarak hayvanların uyutulması ya da buna benzer senaryoların düşünülmesi, konuşulması, tartışmasının dahi yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar olmazsa biz zaten olmayacağız. Onların uyutulması ya da buna benzer senaryoların düşünülmesi bile bize göre korkunç. Bundan bir an önce bu yanlıştan dönülmeli. Daha modern, daha mantıklı, daha iyi şeyler yapılabilir. Türkiye bunun için çok uygun, coğrafyamız bunun için çok uygun, iklim bunun için çok uygun, çevre bunun için çok uygun. Bunun için hayvanları asla ve asla uyutmaya gerek yok. Hatta hayvanları uyutmak yerine hala uyuyan hayvan varsa onları uyandırmak ve çoğaltmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Son zamanlarda gündemimiz biliyorsunuz ki bu hayvan hakları yasası. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Her canlının yaşam hakkı olduğuna inanıyorum. Belediyelerin bu konuyu çözebileceğine de inancım tam. Son düzlemde anayasadan, hayvanseverler adına mahkemeden bizim için olumlu ve hayvanlar için, yaşam hakları için olumlu kararlar çıkmasını bekliyorum. Şimdi bu bir defa en olmazını hayata geçirme peşinde olduklarını görüyoruz. Çünkü onlar bizim yol arkadaşlarımız, onlar bizim hayatımızın bir parçaları. Aslında hayvanlar üzerinden baktığımızda son günlerde gündemi değiştirmek için ve gündemin bu kadar yoğun, bu kadar yoksulluğun arttığı, bu kadar sıkıntıların yoğunlaştığı, ekonomik sorunlarımızın büyük boyutlara çıktığı bir dönemde hayvan haklarını gündeme getirip hak adına, haksızlığı yaratmanın adına bir yasayla bizi topluma dayatmaya çalışıyorlar. Aslında bu birlikte yaşadığımız canlılara karşı bir katliam yasasıdır. Ve onlara zaten devletin şu ana kadar yaptığı çok fazla bir şey yoktu. Yurttaşlar bu konuda gerçekten her geçen gün daha bilinçli, daha duyarlı bir yaşam biçimi oluşturdular. Onlarla ortak yaşamı oluşturdular. Fakat müdahale etmek ve onları yaşamdan kopartmak gibi bizlerin, insanların o hayvanlar üzerine bir yaptırım uygulama, onları ötekileştirme, onları izole etme gibi bir anlayış ve onları gerektiği zaman da yok etmeye dayalı bir yasa anlayışını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Her ortak yaşamdır. Onlar da bu hayatın bir parçası. Sadece bu hayat insanlara özgü değildir. Kent yaşamı zaten insanları zorda bırakırken bir yandan da hayvanlara yönelik olarak ve onların bir su, bir lokma ekmek için ortalıkta dolaşırken onların bakımlarını, onların aşılanmasını, onların sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürme koşulları yaratılması yerine sadece yaptırım uygulayarak işte madem bakılmıyor, madem sahiplenilmiyor, madem işte ortalıkta diye saldırı yapıyorlar falan gerekçesiyle onların yaşam haklarını ellerinden alma hakkımız yoktur. Olamaz da böyle bir şey. Yani sadece bu hayat onların bizim hayatımız değil. Biz çevremizle, doğamızla, canlılarımızla, tüm canlılarla, mahlukatla bir ortak yaşamı oluşturmak zorundayız. Yani bu yasa kesinlikle geri çekilmelidir. Anayasa Mahkemesi de bu yasayı mutlaka iptal etmelidir. Bu çok can yakıcı, çok sıkıntıya sokucu, ileride daha büyük boyutlarla tartışmaların, bir takım
sorunların yaşanmasına altyapı oluşturan bir yasadır. Yurttaşları birbirlerine düşürecek, yurttaşları baktın, bakmadın, vurdun, kırdın, topladın, toplatmadın. Yerel yöneticileri kendi ekonomik koşullarının yetmediği yerlerde onları da ayrı bir sıkıntıya sokmaları falan olacak iş değildir. Bu bakanlıklar düzeyinde, devlet düzeyinde bir defa sahiplenilmesi ve onlara yaşama koşullarının yaratılması gerektiği bir durumdur. Bu mutlaka bu anlayış üzerine kurgulanmalıdır. Ve bu yasa bizim kabul edebileceğimiz bir yasa değildir. Alevi toplumu bir defa tüm mahlukata saygı duyan bir anlayıştır. Canlılarımızın, köpeklerimizin, diğer hayvanlarımızın kesinlikle bu hayattan kopartılmalarına, onların kötü yaşam koşullarına aktarılmasına kesinlikle reddediyoruz, kabul etmiyoruz.